Raşisa Barış var sırada. Biri Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış eski oyuncusu. Şimdi Beşiktaş forması giyiyor. 20 maçı var. Barış Alper Yılmaz 26 maç. 4 golü var Raşisa'nın 3 golü. Barış Alper'in asist 2'ye 2. Şut isabetli şut oranlarına bakıyoruz. 1.1, 0.6, 0.8, 0.3. Pas 171'e 75. Dribbling 0.7'ye 1.7. İkili mücadele %42'ye 53. Şimdi rakamlara baktığınız zaman dengeli gözüküyor ama şu bir gerçek ki Barış Alper Yılmaz iyi bir sezon geçiriyor. Kesin. Ve farklı mevkilerde de oynayarak takıma katkı sağlıyor. Şimdi bu rakamlar tamam orada dursun. Fakat Barış Alper'in olmasıyla, ilk 11'de olmasıyla, sahada olmasıyla 3. bölgede oynuyorsa 3. bölgenin diğer aktörlerine yer açabiliyor. İmkan yaratabiliyor. Hareketli bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, asist özelliği olan bir oyuncu, tamamlayıcı bir oyuncu, etrafıyla birlikte güzel oynayan bir oyuncu, etrafını oynatan bir oyuncu. Geriye getirdiğin zaman ben öyle bir performans beklemiyordum gerçekten 1. bölgede. Orada da elinden geldiğince bir şeyler yapıyor, katkı sağlıyor. Bazen takım hücumunda, takım adet hücumunda da ileri çıkıyor. Barış Alper'in kesinlikle bir artısı var derbide. Raşista da kumaş olarak elbette ondan aşağı kalır yanı yok. Geçen seneki Galatasaray'da çok iyi bir performans sergiledi. Fakat o da bir sakatlık dönemi geçirdi. Kötü bir Beşiktaş'ın içerisinde oynadı. Dolayısıyla Barış kadar efektif olamadı. Ama bu maçı ligden ayıralım. İki takımın ligdeki performansını ayıralım. Ayrı bir maç olarak bakalım. Öyle bakacak olursak ikisi de önemli aktör. Sen ne söyleyeceksin? Ya Raşisa için hep şu ifadeyi kullandım ben. Doğru bir yapının iyi bir parçasıdır Aynen Raşisa. öyle. Sezonun geri kalan kısmında Santos öncesinde çok kaotik, karışık bir Beşiktaş'ta durum olduğu için Raşisa yapamadı orada. Ama Santos sonrası bir düzen oturdu Beşiktaş'ta. Bir ideal 11 var. Takımın ne oynamak istediği belli. Beğenilir, beğenilmez ayrı bir konu bu. Ama bir felsefe ve bir oyunu var sahada. Hocanın oynatmak istediği ve Raşisa'nın performansı direkt yükseldi bu planın içinde. Bence Beşiktaş forması altında en formda dönemini geçiriyor şu anda Raşisa. Ve hatta şunu söyleyeyim. Bence Raşisa'nın oynayacağı kanat derbinin kaderini belirleyebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü karşısında da bir Derrick Köhn var. Hücumu çok iyi ama Yine savunması da bir o kadar problemli bir oyuncu. Galatasaray'ın artık ne diyelim, laneti mi diyelim, yeni transfer dahi olsa aynı problemden muzdarip. Yani Yani Derrick Köhn iyi bir oyuncu. Angelinho içinde Derrick Köhn aynısını iyi bir oyuncu konuşuyor. bence. Galatasaray için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Galatasaray oyun planına da uygun Bir topu ama da direkten döndü. yani mesela Onur Bulut oynayacak büyük ihtimalle Beşiktaş savunmasının sağında. Ciddi sorun çıkartacaktır Onur Bulut'a. Raşitsa Köhn'e karşı ne yapacak? Köhn Onur'a karşı ne yapacak? Bence derbinin kaderini bu eşleşmeler çözebilir. Barış Alper için çok kısa şunu söyleyeyim. Buyurunuz. Tabii nerede oynayacağı da bu arada soru işareti. Hani karşılaştırdık ama belki de Masuaku ile karşılaştırmamız gerekiyordu yani. Ya da ne bileyim işte Onur Bulut'la karşılaştırmamız gerekiyor belki de. Her yerde oynadığı için. Gözüken o ki hücumun sağında oynayacak Barış Alper. Kaan Ayhan sağ bekte forma giyecek. Fizik gücüyle ciddi şekilde ligin çok üzerinde ve derbiye de bence ağırlığını koyabilir Barış Alper. Peki şimdi bir başka kıyaslama. Semih Icardi hazırlamış arkadaşlarımız. 14 maça 23 maç, 9'a 14 gol, asist 2'ye 6. Şut isabetli şuta bakıyorum. 1.2'ye 1.2, 2.8, 1.4. İkili mücadele %40'a %47, %23 pozisyonları gole çevirme, %18 Icardi'de. Nasıl yorumlarsınız? Serdar seninle başlayalım. Yani Semih çok genç bir oyuncu. Maç sayısına bakıyorsun, golle bakıyorsun, asiste bakıyorsun. Rakamlar çok iyi. Gerçekten. Ama tabii Semih, Icardi gerçekten muazzam bir golcü. O PSG Inter dönemi. Ben Icardi'nin Inter dönemi performansını koyarım oraya. Bu maçın dışına çıkaralım. Semih böyle giderse fizik olarak farklılar, özellik olarak farklılar ama klas olarak oralara doğru gidebilecek bir kumaş Semih. Onun da ilk böyle bir zorlu maçı oluyor diyelim. Galatasaray ilk kez bir Galatasaray derbisi oynuyor. Fakat heyecan yapmaz. Çok soğukkanlı bir oyuncu. Ve eksiklerini Santos güzel tamamlıyor. Hoca onu farklı bir yere getiriyor.
Hani bu maçta gol olursa ben şaşırmam açıkçası Semih'in. Icardi'nin olursa zaten kimse hiç şaşırmaz. Ne kadar idmansız olsa da Icardi'ye sen o topu getir, bir şekilde atabilir. Öyle bir golcüden bahsediyoruz. Sen nasıl yorumlayacaksın? Ya futbolda tabii yetenek, kariyer, kalite önemli ama bir yere kadar. Yani onun içine fizik gücünüzü koyamadığınız zaman sıradanlaşıyorsunuz saha içinde. Nasıl bir Icardi göreceğiz? Önemli olan bu. Yani son dönemlerdeki Icardi fiziki anlamda ciddi sorunlar yaşayan bir Icardi. Yine bazen kalitesiyle iş çözüyor ama mesela Beşiktaş derbisi kapalı savunma olacaktır orada. Alanlar dar, çok temas oyunu. Necip, Masuaku, Koley hep teması seven oyuncular. Icardi fizik gücünü koyamazsa sahaya sıradanlaşır yine saha içinde. Bu bir alarm Galatasaray açısından. Şimdi neden dedim çok hani hoşlanmıyorum karşılaştırmalardan? En başta söyledim, yine en sonunda da söyleyeyim. Çünkü işte her maçın hikayesi, her oyuncunun hikayesi farklı. O yüzden her şey değişebiliyor. Bu istatistikleri alt üst edebiliyor bir oyuncu birdenbire çıkıp. O yüzden aslında, ama biz yine de rakamları önünüze serdik, baktık. Şimdi birazdan yorumlarınızı da okuyacağım. Geçen sezonki, çok sözünü kesin, çok pardon. Beşiktaş-Galatasaray derbisi. Beşiktaş'ın ilk iki golünü kim attı? Saiz Hacı Ahmetoviç. Kim tahmin ederdi böyle bir şeyi? Biz burada konuştuk, Abubakar mı atar, işte Cenk Tosun mu atar, o mu oynar, Jetson mu oynar derken. Galatasaray Prag maçında golü kim atar? Ben Abdülkerim dedim. Burada. Yani... Bu programda mı? Öyle mi? Tabii. Son sayfada. Futbol böyle bir oyun yani. Ama 1-1 biterdin yani berabere. Onu tutturamadın. Golü tutturdun. Golü tutturdu, evet. Her Zafer derbi. Algöz bizi seyrediyorsa, sorusu varsa derbiyle ilgili alalım. Zafer Algöz bizi izliyor mu acaba? Bugün cuma, bilmiyorum, izlemiyor olabilir. Belki dışarıdadır, hafta sonu biliyorsun. Geziyor. Ama belki izliyorsa de. Zafer Algöz, mesajını bekliyoruz. O çünkü bu derbiyle ilgili bazı tweetler atıyor. Ben Twitter'ına bakayım canım. O yoksa da konuşuruz onun fikirlerini. Konuşurken Halil Umut Mener'e parantez açalım. Ben bakarken daha doğrusu. Bir Beşiktaş-Galatasaray derbileri karnesi var. 21 Ekim 2023 Galatasaray 2, Beşiktaş 1. 5 Kasım 2022 Galatasaray 2, Beşiktaş 1. Evet. Ne diyorsunuz? Ben VAR hakemini bekliyorum. Halil Umut Meler'in... Bir de VAR'a şey geldi, destekleyici bir hakem. Bugün açıklandı. Evet, yani artık... O ne zaman uygulanmaya başlıyor? Bu maçta olacak. Bu maçta olacak. 4 tane maçta olacak. O maçlardan bir tanesi de bu maç. Evet, tam da üstüne Halil Umut Meler'le ilgili de tweetleri varmış Zafer Algöz. Evet, ben onu diyecektim. Evet, hakeme yönelik, federasyona yönelik oldu. Evet. Yani Halil Umut Meler şu anda ligimizin en iyi hakemi bence. Ama tabii ki dedim ya az önce, artık maçları hakemler değil VAR yönetiyor. Ve VAR'ın performansı belirleyici oluyor. Mesela bu sene Beşiktaş-Fenerbahçe maçı çok kötü bir hakem yönetimi. VAR sayesinde tüm hatalardan dönülmüştü. Dönülsün, razıyız. İyi, tabii razıyız, onu diyorum. Bence burada iyi bir hakem yönetimi tabii ki önemli ama daha önemlisi iyi bir VAR yönetimi. Çok önemli burada. Adil bir VAR yönetimi ve standartlara uyacak bir VAR yönetimi. Ligin geri kalan kısmına baktığımız zaman. Dediğim gibi yani burada... Hep biz Halil Umut Meler üzerinden bir şeyler yorumluyoruz ama bence maçın kaderini hakem açısından, hakem yönetimi açısından VAR belirleyecek diye düşünüyorum. Zaten son baktığımız zaman hakem tartışmalarının odağında sahadaki orta hakemden çok VAR ya da VAR'la girilen diyaloglar, VAR'ın devreye tabii, girmesi veya girmemesi. Bunları tartışıyoruz ağırlıklı olarak. Pek de fazla ana rolde orta hakemin konuşmadığımızı görüyoruz. Biraz işler değişti. O ayrı konu. Şimdi bir detay var. Beşiktaş taraftarları takıma moral vermek için Nevzat Demir tesislerinde antrenmanı izledi. Evet. Baya baya içeri kadar alındılar tribün liderleriyle birlikte. Vallahi enteresan bir görüntü. Yani bence iyi oldu. Bu tabii bu maçla ilgili değil. Zaman zaman böyle dönemlerde taraftar alınsın. Zaman zaman da statta yapılsın idman, taraftar oraya da alınsın. Bunlar sezon içerisinde yapılabilecek şeyler. Yani tribün, futbolcular, teknik heyet, o bütünlüğün sağlanması açısından bence önemli bir hareketti bugünkü hareket. Bir de taraftarın çok tepki gösterdiği bir dönemden şuraya gelinmesi, bu evet, destek dönemine gelinmesi Beşiktaş için önemli. O bütünlüğün sağlanması lazım. Bir değişim var değil mi camianın havasında olumlu anlamda? Evet. Yani yavaş yavaş bir değişim var tabii. Buna ihtiyaç vardı Beşiktaş'ta.
Tabii ki bunda ara transfer döneminde yapılan hamleler de etkin oldu. Yani taraftarların buna da ihtiyacı vardı. Muçi ve Musrati transferleri taraftarın havasını çok olumlu yönde etkiledi. Ve üst üste alınan galibiyetler. Hani diyorum ya, Santos'u eleştiriyoruz ama işte şu görüntünün mimarı Santos'un aldığı galibiyetlerdir. Evet. Yani Santos iyi oynayarak maçları kaybetse şu görüntü ortaya çıkar mıydı? Çıkmayacaktı. Zaten evet. Bunu başarmak istiyor şu anda Santos. Bir de Santos böyle oyuncu ıslıklandığı zaman birkaç kere tribünlere döndü, yapmayın etmeyin diye. Muhakkak onunla ilgili de bir konuşma olmuştu. Olabilir tabii ki. Ama güzel bir görüntü derbi öncesi ve ben hani belki de son dönemin en coşkulu taraftar grubunu bekliyorum mesela derbide. Çünkü Beşiktaş taraftarı çok uzun süredir olmadığı kadar motive şu anda. Hem de o bütün, havayı alabiliyorum ben. Bütün sezon yaşadıkları hayal kırıklıklarının bir telafisi tabii, olabilir bir derbi galibiyeti. Şu an Beşiktaş'ın önünde 3 tane, 4 tane final var. 5 tane final var, özür diliyorum. 3 tane kupa maçı. Evet, yarı finaller ve final eğer kalırsa. Tabii ki 2 tane derbisi var. Şu anda Beşiktaş'ın hedefi kupayı kazanmak, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenmek. Ana hedef bu. Dolayısıyla pazar günü çok motive, çok ateşli, enerjik bir Beşiktaş taraftar grubu bence göreceğiz tribünde. Yani diğer tarafta Galatasaray'ın motivasyonu da elinde bir tek şu anda şampiyonluk tabii hedefi kaldı. Bu motivasyonla çıkacak onlar da. Başlı başına bir motivasyon. Bir kere derbi maç hani hedefiniz olmasa bile sizin başlı başına bir motivasyondur. Yönetimler için önemli, futbolcular için önemli. Yani hatırlanacak, akılda kalacak maçlar bunlar. Biz hep nasıl 10 sene önceki bir derbi mesela ezbere burada konuşabiliyoruz. Evet. Golleri şu attı, şöyle oldu diye. Hafızada yer ediyor. Başka bir yeri var derbilerin çünkü. Bu bile başlı başına motivasyon işi. Ama Galatasaray için tabii ki şunu söylemek gerekiyor. Okan Buruk yönetiminde de çok ciddi bir derbi performansı var. Yani evet. Tek yenilgi de Beşiktaş'a karşı bu arada. Yine evet. Turprice stadında. Peki Murat Bey demiş ki Beşiktaş kendi oyununu oynasın, rakibi sadece kendisidir. Taraftar baskısıyla maçı Beşiktaş almalıdır ancak hakemin maça Galatasaray lehine etki etmesi halinde Beşiktaş ancak o zaman yenilir. VAR hakemine açıkçası güvenmiyorum diye de eklemiş. Bir başka izleyicimiz Ömer Bey, Halil Umut Meral Lig'in en iyi hakemi